içinde hep bir rezalet çıkacakmış duygusu. İçimden geçip gidiyor, kalmıyor. Sanki tutamamaya yazgılıymışım gibi. Şimdi biliyorsunuz bir üçüncü idare mahkemesinin vermiş olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Gitmeyecek, gönlümüzü verin. Sen izin vermezsen. Vermem İbrahim. İnsanlara kendime faydam dokunabilir. Tıpkı senin gibi. Sesimi çıkarmadan köpek gibi yaşıyorum. Sayın Savcım, bahçemizin müdürü Fikret Bey. Kaç yıldır bu görevdesiniz? Şubat başında 22 sene bitecek. Fakat şahane bir iş çıkarmışsınız. Burada ben kiminle konuştuysam size karşı saygısı, hürmeti sonsuz. Sağ olsunlar ama biraz abartmışlar. Yani vazifemiz. Tevazu kibrin ikiz kardeşidir müdür bey. Açıkçası ben izlenebilir bir şeyler bekliyordum ama. Bu filmler yüzünden millet bizi bir şey zannediyor. Basına masına tek bir laf bile etmeyeceksiniz. O zaman bu bir kaçma olayı değil, bir kaçırılma olayından bahsediyoruz, doğru mu? Öyle, evet. Evet, öyle gözüküyor. İnsan kendi yakınındakini göremiyor. Hep uzaklarda arıyor ihtiyacı olan. Ben bu işi kimin yaptığını çok iyi biliyorum müdür bey. Mevzuyu kafamla değil, kalbimle kavrayabildiğim için biliyorum. Artık yakamızı bırakmazlar. Uzun zamandır soyumun son örneği olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir ses geliyor. Artık müdür bey yok Gamze. Fikret var. Fikret Öztürk.